Biraz Viz'den bahsetmek istiyorum size. Vist Women in Sales platformunu biz tam bir yıl önce yine Sales Network'ün bu etkinliğinde ilan etmiştik aslında bütün katılımcılara. Ben de gerçekten bir yıl içerisinde şimdi buraya çıkıp size anlatabilecek kadar bir içeriğe kavuşturabildiğimiz için yolumuz çok daha uzun. Yapacağımız çok şey var tabii şu anda daha planlamalar ve... Birkaç adım attık ama yani hakikaten çok mutluyum. Çünkü yine de bunu bu kadar somutlaştıramasaydık sanıyorum ne şu anda biraz size anlatabilirdim ne de bu oturumu yapabilirdim. Visi bir yıl önce bir platform olarak kurduk. Bu bir dernek değil, bir oluşum sonuçta. 12 kurucu üyesi vardı. Ergün ve ben eş başkanlar olarak aslında çalışıyoruz. Tamamıyla gönüllü bir platform. Çok kıymetli arkadaşlarımız var diğer kurucu üyelerden. Ee, ve hani bu işe gerçekten e, inanan ve e, sahip çıkan e, birlikte çalıştığımız. E, ana amacımız elbette e, bu defa satış alanında kadın erkek e, dengesini sağlayabilmek. Yani en azından katkıda bulunabilmek. Biz e, satış fonksiyonu seçtik çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki satış fonksiyonu, dünyada da tabi genel olarak bakarsak belki bazı sektörler için doğru olmayabilir ama genel olarak bakıldığında yine kadının sayıca eşit olmadığı bir alan zaten yani kadınların iş dünyasındaki oranı da çok düşük olduğu için hani satış alanında olması bu dengesizliğin normali o yüzden bu, bu amaçla yola çıktık iki odak alanı belirledik bunlardan bir tanesi Kurumsal dünyada farkındalık yaratmak. Bunun için ne yaptık? Kurumsal destekçiler alalım vis platformuna. Herhangi bir şey beklemeyelim. Hiçbir bağlayıcılığı yok. Ama bu kurumsal destekçilerle gerçekten sektör bağımsız. Şunu yapalım. Onların projelerinde çalışalım. Biraz şirket içinde onların da bu alana bakmalarını ve biraz titizlenmelerini sağlayalım atacağımız başka adımlarda gençlerle beraber yapacağımız çalışmalarda birlikte hareket edelim 56 tane kurumsal destekçimiz var Türkiye'nin önde gelen markaları ve bambaşka sektörlerden, e, bu sayı daha da artacak çünkü sırada görüştüğümüz şirketler var. Şimdi burada da davet etmek istiyorum. Biz e, platformuna eğer e, destek e, olmak isterseniz bizlerle temasa geçebilirsiniz kurumsal destekçi olarak. E, gerçekten katkısını da göreceğiniz, kendiniz de belki diğer şirketlerle bir araya geldiğinizde bir bençbank yapabileceğiniz de bir oluşum. Bir diğer alanda aslında gençlerdi, yani satış fonksiyonunu biz genç kadın profesyonellere nasıl tanıtabiliriz? Bu konu gerçekten somut bir alan ve bu alanda da bir yıl boyunca nasıl ilerleyebiliriz diye çok düşündük. Ve şimdi yeni bir platformumuz daha var, YES, Youth Empowerment in Sales diye birazdan zaten ülfetle Yılmaz da gerçekten neler yaptığımızı ve neler hedeflediğimizi işte road map'imizi sizlerle kısaca paylaşacaklar çok da mutluyum çünkü üniversite kulüpleriyle işbirliği oluyor orada başlıyor mesele çünkü satış dünyası da değişiyor bunu da anlatmamız lazım gençlere bu iki odak alanını belirledik bu upuzun bir yolculuk elbette. Daha bir yıl oldu. Ama umutlanmamız için çok da sebep var. Çünkü ben hangi mesela şirketle konuşsam, çünkü artık benim ajandamda da kafamın bir yerine iş yaparken, toplantı bittikten sonra, mesela gidip işte biliyor musunuz bizim böyle bir oluşumuz var. Gönüllü olunca çok daha da kolay oluyor bunları söylemek. Bakıyorum yani hiç mesela şey görmedim yani, yok biz şu anda ilgilenmiyoruz ya da biraz daha detay dinleyebilir miyiz diye böyle duyduğu anda herkes gerçekten bu kadın erkek dengesi meselesi global bir mesele. Herkes çok ilgiyle sahipleniyor. Dolayısıyla ben de burada aslında destek olmamış olan, şu anda hala daha destek olmamış olan şirketleri tekrar davet etmek istiyorum. Şimdi oturumumuz çok renkli bir oturum olacak bence. <laughs> çok değerli arkadaşlarım var. Belki de bu iki günün en renkli oturumlarından biri olabilir. Çünkü kendi kişisel yolculuklarını hikayelerini anlatacaklar. Böyle kişisel hikayeleri dinlemek her zaman beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ve mutlaka da içinde bir şeyler buluyor insan kendiyle ilgili. Dolayısıyla onları davet etmek istiyorum. Beste Erman Tekeli, Philip Morris, e, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Alkışlarınızla. <laughs> Evren Diker, Shell EMEA Bölgesi Satış ve Operasyon Direktörü. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Evren'ciğim. E, Neslihan Nigiz Ulak, Barikalabaut Türkiye Genel Müdürü. Hoş geldinizler. Merhaba. Evet, bir söz verdim çok renkli bir oturum olacak diye. Yani <laughs> ona göre bir performans <laughs> sergilememiz lazım. Evet, gerçekten biraz <laughs> renkli. Gerçekten. Ee, evet. E, Oturumuzun konusu da o aslında satış dünyasının ilham veren kadınları diye biliyorum ben sizin hikayelerinizi bu oturum öncesinde konuştuk gerçekten hepinizin çok hem enteresan ilginç hem de ilham veren ve hepimizin de kendinden bir şeyler bulabileceği hikayeleri var Beste seninle başlamak istiyorum önce üniversiteden sonra Philip Morris'te başlıyor profesyonel kariyerin değil mi? Evet. Önce pazarlama, e, ondan sonra satış fonksiyonuna geçiyorsun. Evet. Hatta şöyle de bir geçiş yapıyorsun, satış fonksiyonuna e, Rusya'da satış ve saha operasyon direktörü olarak gidiyorsun ve böyle bir geçiş yapıyorsun. Yani hem ülke değiştiriyorsun, hem Rusya'ya gidiyorsun, <laughs> hem de fonksiyon değiştiriyorsun. Evet, aynen. E, Bu tabi e, yani hem çok ilginç sana bir sürü şeyler öğretmiş olabilir, hem de zorlu bir. Yolculuk aslında. Hmm. E, merak ediyorum mesela bu değişim sana neler kattı, ondan sonraki kariyerinde ve nelerle karşılaştın evet. e, satış alanında. E, aslında. Hayatımdaki kariyer hayatım boyunca e, en büyük öğrenimleri edindiğim e, dönemdir Rusya'daki satış deneyimim. Önce bir biraz daha geriye gidip çok kısaca e, kariyerimden bahsetmek isterim. E, seneye benim Philip Morris'te yaklaşık 20 senem doluyor olacak. E, ben Philip Morris'te doğup büyümüş birisiyim. Evet gerçekten. Öyle. <laughs> evet, eee Boğaziçi İşletme'den mezun olmadan hatta iki hafta e, öncesinde Philip Morris'e adımımı attım ve e, o gün bugündür de şirketin bünyesinde çalışıyorum. Bu 20 senenin yaklaşık 8 senesi yurt dışı görevleriyle geçti. Bahsettiğim gibi Rusya'da bir satış tecrübem oldu. Ona ek olarak bizim Philip Morris International Genel Merkezi İsviçre'de Global İnovasyon Direktörlüğü ve Global Riski Azaltılmış Ürünler Direktörlüğü'nü yaptım. Bu 20 seneye geri dönüp baktığımda aslında Philip Morris'in gerçek anlamda en önemli değeri olan diversity and inclusion kültürünün. ...eşitlik ilkesini inanılmaz hissettim bütün kariyerim boyunca. Çünkü gerçekten şirketimiz kadına ve erkeğe eşit fırsatlar sunan bir şirket. Hissetmek ne kadar önemli değil mi? Yani öyle Aynen. bir ortamda olduğunu bilmek önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela çok küçük bir örnek vermek gerekirse... ...Philip Morris Türkiye'deki Equal Salary bağımsız bir vakıftan sertifika alan kadına ve erkeğe eşit maaş verilmesi üzerine sertifika alan tek şirket. Dolayısıyla şirketin sunduğu olanaklar açıkçası beni bir kadın olarak dezavantajdan çok aksine avantajlı hissettirdi her zaman kariyerim boyunca. Kadın neden avantajlı dersek bence kadının en büyük avantajı duygusal zekasının çok güçlü olması. Çünkü kadın daha fazla empati yeteneği olan ee, sadece aklıyla değil, gerektiğinde duygularıyla da yönetebilen, e, daha fazla e, duygularını ve hatta belki de bazen yumuşak karnını ortaya çıkarmaktan korkmayan kişiler, kadınlar. E, dolayısıyla ben bunların e, açıkçası günümüz kontekstinde özellikle iş hayatında avantaj olduğunu düşünüyorum. E, maalesef toplumumuzun kadın ve erkeğe biçtiği roller ve geleneksel kadına karşı olan geleneksel bakış açısından dolayı bence kadınlar korkuyor ve içlerindeki o müthiş potansiyeli ortaya e, çıkarmaktan korkuyor. E, ben şuna inanıyorum ve 20 sene boyunca da Philip Morris'te e, bunu hissettim ve e, beni kamçılayan, beni başarıya götüren bu oldu. E, kadın yeter ki kendine güvensin. <laughs> Kadın yeter ki içindeki müthiş potansiyeli farkına varsın, bence başaramayacağı hiçbir şey yok. Bunun en güzel örneği Rusya aslında. Doğru. Ve Philip Morris bana gerçekten bu fırsatı sundu, benim cesaretimi, içimdeki potansiyeli ortaya çıkarma fırsatını verdi bana. Çok genç bir yaşta büyük ihtimal çok dilerim sözünü kesiyorum ama tabii şirket bunları sunarken aslında ben şuna inanıyorum net bir şekilde yani kişiler kendi kariyerlerini planlıyorlar yani şirketler ki, kariyer tabii. falan planlamıyor yani çok ona doğru. kesinlikle inanıyorum. senin de büyük bir ihtimalle yani bunlarla ilgili herhangi bir kendine bir bariyer koymadığını tahmin bir farkında oldukları için de sana bunu emanet ettiğimi biliyorum değil mi? Tamamlayan şeyler tabii. kesinlikle ama destek de çok tabii, önemli doğru. Ee, doğru fırsatları sunabilmek de çok önemli. E, ben çok genç yaşta, e, yaklaşık 10 sene pazarlama alanında çalıştıktan sonra e, bir anda Rusya'ya, satışa direkt, e, bilmediğim bir ülke, bilmediğim bir dil, bilmediğim bir kültür e, ve bir anda 250 kişi, full erkek, e, Rus, hiç İngilizce konuşmayan e, bir orduyu, tabiri caizse, Yönetmek üzere kendimi buldum ee, ve bu gerçek anlamda benim konfor alanımdan çıktığım e, bir andı. Ee, burada niye başarılı oldum e, diye geri dönüp baktığımda e, aslında e, ben hem pazarlama hem satış yapmış birisi olarak şunu çok net söyleyebilirim: Satış sanılanın aksine e, daha e, operasyonel, daha taktiksel ve hani sipariş alıp fiziksel bir ürün satmak üzerine değil. Tam tersine aslında, hele hele günümüz kontekstinde satış karşınızdakinin duygusunu anlayabilmek, onun duygularına hitap edebilmek, müşterinin ihtiyaçlarını empati kurarak karşılayabilmek ve aslında fiziksel ürün satmaktan çok çok daha öte duygu satmak, deneyim satmak. Dolayısıyla da bir kadın olarak, <laughs> duygusal zekamı kullanarak... <laughs> E, bu alanda e, bu nedenle başarılı olduğuma inanıyorum. E, tabii ki buna ek olarak da bahsettiğim 250 kişilik rasyonel evet. aklıyla yöneten e, güçlü Doğru. Rus erkeklerine. E, Yeri geldiğinde onların kalbine dokunabilmek, onların duygularına dokunabilmek, özellikle çok zorlu satış hedeflerinde bazen onlar mantığın ötesine geçiyor biliyorsunuz ve duygulara dokunabilmek gerekiyor. Ben onların duygularına dokunabilmeyi başardığımı düşünüyorum. Ee, dolayısıyla süper çok tabii çok ilginç gerçekten çünkü hakikaten Rusya'da e, tamamıyla tamamiyle bir e, erkek dünyası içerisinde. yani burada olsa belki çoğunlukta bakmıyoruz böyle kadın erkek diye ama Aynen. yine de pazarlamadan peki şeyi de merak ettim şimdi sen anlatınca. Orada satıştan sorumlu olup e, bu yani ve de farklı bir yönetim sergiledin büyük bir ihtimalle. Yani Türkiye'dekine göre. Geri Aynen. döndün, Türkiye'ye döndün değil mi sonra? Evet, Peki Türkiye'ye döndükten sonra tekrar pazarlamaya döndün. Aynen pazarlama direktörü. Ee, o, e, neyi mesela ne farklı yapmaya başladın? Yani orada bir satış ve farklı bir ülkede yönetim yaptıktan sonra. Yani yurt dışı deneyimi aslında insana çok şey katıyor. Sadece iş alanında, işteki deneyim alanında değil. insan yine diversity and inclusion'a bağlayacağım aslında. Hmm. Farklı insanlarla çalışabilme, karşında çalıştığın kişilerin sen gibi olmasına gerek olmadığını hmm. ve hatta çeşitlilikten ve farklılıktan daha fazla beslenebileceğini öğrendim ben. Doğru. çünkü gerçekten hani geniş bir kitle, yepyeni bir kültür ...bana en büyük öğrenimlerinden birisi... ...iş dışında, hayata dair de aslında... E, ...farklılıklardan beslenebilmeyi öğretti. Ne kadar değerli. Çok teşekkür ederiz. Besten, ben teşekkür gerçekten. ederim. Evren'cim evet. senle devam edersek... Hı -hı. E, ...senin de kariyer yolculuğunu... ...onu merak ediyorum ama önce bir kariyer yolculuğundan önce... E, ...şunu biliyorum ki... ...sen meslek olarak da e, makine mühendisisin değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla sen... Hem akademik olarak makine mühendisliğini seçiyorsun, bir evin bir kızısın galiba. Evet. Evet. Ee, ondan sonra Hilti'de başlıyorsun çalışma hayatına, sonra Shell. Evet. Şimdi Shell'de 30 ülkeden evet. sorumlu satış ve operasyon direktörüsün. Evet. Ee, Şimdi biz kadın erkek diye tabii hani dengeyi sağlamaya çalışıyoruz okey ama hani bu yolculuğa baktığımız zaman e, mesela sen evet e, hep de satıştasın satış, zaten. Hep satış. <laughs> ben hem akademik olarak yani mesleğini seçerken hem de çalıştığın şirketi seçerken e, belirleyici şeyler neydi e, senin hayatında bu seçimleri yaparken onu merak ediyorum ama toplamda da bir yolculuğu dinlemek istiyoruz tabii. Peki teşekkür ederim. Öncelikle hepimiz hoş geldik. Ee, öyle başlamak isterim. Ee, şöyle dün de bahsettik biraz psikoloji. Ben çocukluğuma inmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü gerçekten hikaye bence oradan başlıyor. Ee, ve inanıyorum ki insanın başarıya giden yolculuğunda en büyük engel kendisi, o da bariyerleri. Bariyerleri birazcık kıracak olsak o bir şekilde toplumsal veya ailesel bize bir şekilde enjekte edilen o ön yargılar. Bir insan ne kadar o ön yargılardan özgürleşirse o kadar rahat o hedefe ulaşıyor. Şimdi aileme gelecek olursak ben e, sit ortamında büyümedim, şu an çok revaçta ama ben mahallede büyüdüm. Mahalledeki tek oyunumuz da futbol oynamaktı. Ben futbol oynayarak büyüdüm. Her gün okuldan gelirdim, çantamı atardım. Babam bizim sponsorumuzdu, Mahalle arası maç yaparak büyüdüm. <laughs> Evime geleyim, annem babam gerçekten iki çalışan iş insanıydı. E, çok basit bir yaklaşımları vardı. Sabah kim erken kalkıyorsa işe gitmesi gereken o kahvaltıyı kurar. Kim daha geç gidiyorsa kahvaltıyı o toplar. Aynı olay akşam yemeği için de geçerliydi. Yani ne demek istiyorum? Bugün bir sürü etiketimiz var bizim. İşleri etiketliyoruz. Kadın işi, erkek işi diye. Yaşları etiketliyoruz. Bunu ancak genç yapar veya yaşlı yapamaz diye. Kültürleri veya milletleri etiketliyoruz. İtalya'nın yaptığı iş, Alman'ın yaptığı iş gibi. Bütün bu etiketlerden kurtulduğumuzda ben açıkçası biraz şanslı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Ben doğduğumda öyle bir aileye geçtim ki öyle bir aile bana kısmet oldu ki işler, görevler, sorumluluklar etiketlenmiyordu zaten. Seçtiğim spordan Çok yaptığım doğru. işe kadar hiçbir etiketle büyümedim. Hal böyle olunca üniversite çağı geldiğinde babam mühendis, Belki orada biraz geleneksel bir yapımız var tabi Babamın ilgisini ve gururunu okşamak istiyorum. Ben de mühendis olacağım kesinlikle. Dolayısıyla meslektaş olacağız babamla. Bu arada zaten çocukluğum babamın şantiyeleri gezerek geçmiş. <laughs> ee, makine mühendisliğini okudum, severek gidiyorum. Hiç de aklıma gelmedi dönüp bakayım kaç kişi makine mühendisliğini seçmiş kadın erkek ayrımı olarak. Bana göre makine mühendisliğini okumaya baş koyan öğrencilerdik. Stajlarımı, keza kaynak falan yapmam olanak yok, çok idealist bir babam var. Hatta kaynak stajımda başımda duruyor, bir kere elimi yaktım. Dedi ki, bakar dedi, anın olur ileride, fena mı oldu dedi, Allah'tan izi kalmadı. <laughs> e, mezun oldum, bir an önce işe başlamam gerekiyor. Tek derdim aileme yük olmadan işime başlamak. E, o dönemde ikisi de iyi yerlerde çalışıyor ama tabii yardım falan söz konusu değil. E, ben gazete ilanlarıyla ilk işimi buldum. Hilti'de başladım. Hilti'deki görevim saha mühendisliği. O zaman cep telefonunu da vermiyorlar. İnşallah yaşımı tahmin etmezsiniz. <laughs> cep telefonu yok, Google Maps yok. Hani böyle şantiyeyi çok rahat da bulamıyorsunuz. Makinaları yüklüyorsunuz. En hafife 10-12 kilo ağırlığında. Başlıyorsunuz şantiyeleri gezmeye. Şantiyede işçilere ve şantiye şefine makineyi demo yaparak Önce ikna ediyorsunuz ki sonrasında satın alma müdürlüğü pozisyonuna o seviyeye çıkıp ürününüzü tekrardan evet. pazarlayabilirsiniz. Üstüm başım her gün tabii ki de toz toprak içinde ama benim bunu sorgulayacak bir bariyerim yok zaten kafamda. İş bunu gerektiriyor, her gün bunu yapıyorum, anlama ak, ak bir şekilde de paramı kazanıyorum. Sonrasında iş değiştirmek nasip oldu. Şel şirketi, gerek inşaat tarafında gerek Şel'de de o dönemde evet ilk kadın satıştaydım. Ama gerçekten bunu sorguluyorum. Esas başarı işte bu rakamları dökmediğimiz gün gelecek çünkü. Dediğim gibi farklılıklar veya eşitsizlikler sadece bu cinsiyetsizliklerde söz konusu değil. İnşallah bizim böyle bu ekipçe yapacağımız en büyük başarı da bunları rakam olarak konuşmadığımız gün olacak diye inanıyorum. Şele geçtim, çok çeşitli görevler aldım, hem globalde, hem lokalde aynı Beste gibi. E, lokalden bir örnek vereyim, en son işim, bu, bu rolümden bir önceki işim, yine madencilik, turizm, nakliye ve inşaat sektöründe, onlar çünkü normal istasyonlarımızı gezemiyorlar, onların olduğu noktaya hizmeti, akaryakıtı temin etmekte. Dolayısıyla Türkiye'de bayi operasyonuyla beraber, ekibimle beraber bütün icra köşelere gittik. Tankımızı, pompamızı kurduk, emniyetli bir şekilde oralara sevkiyatta bulunduk. Hiç aklıma gelmedi yine böyle bayi lansmanları yaparken kaç tane erkek var, kaç tane kadın var diye bakmak. Sonrasında global rollerde görev aldım. Çok çeşitli, bir ara ben de Rusya'dan sorumlu oldum. Rusya ve Doğu Avrupa, akabinde sonra med Cluster. Şimdi ise görevime Afrika'da eklendi. Şimdi düşünün ki çeşitli kültürler, 30 ülkenin farklı iş yapış şekilleri, farklı hukuki yaptırımlar ve bütün bunlara baktığınızda benim gördüğüm müthiş bir mozaik. Bunu nasıl orkestra şefi gibi ahenk ve uyum içinde yönettiğiniz. Ne demek istiyorum özetle? Tabii ki de başarıya giden yönde yolda pek çok özelliğinizin olması lazım. Bugün süremiz kısıtlı. Ben bir özelliği sizin aklınızda kalması için sizle bırakmak istiyorum. Lütfen etiketlerimizden uzaklaşalım. Bunların cinsiyetle bağdaştırmayalım, yaşla, aklımıza ne geliyorsa milletle hedefimize odaklanalım ve insan olarak neyse kendimize olan yolculuğumuz o yolculukta ön yargısız bir şekilde ışıkla yol alalım diyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. <laughs> Eyvallah. Yani tek solukta anlattın. Ya da merak ettiğim şeyler oldu ama girmedim araya. Çok iyi <laughs> çok <şeydi>, de mükemmel <laughs> evet. kullandın. <Evet>. Gerçekten öyle. <laughs> ama sanıyorum, evet sanıyorum annene babana da bir teşekkür borçlu değil mi? Yani sen de öyle. Çünkü hakikaten ailede rol modeli olmak çok önemli. Bu etiketleri oluşturmak, sonradan kurtulması epey. Zor çünkü. Yani Kesinlikle. şirket ne yaparsa yapsın sen nasıl eğitim Kesinlikle. alırsan. Yani ne söylediğin değil ne yaptığın önemli ya. Kesinlikle. Mesela onlara da tabii. Annem de babam evet. da bence ikisine düşen bu evet, evet. eşitliği bana doğal bir şekilde enjekte yani etmiş. Yani bizler Yok. de aslında <laughs> ebeveyn olanlar için ebe ve evet. olacak olanlar için e belki şu önemli. Yani hakikaten bütün söylediklerimize, nasıl davrandığımıza, Hani buralarda bunları yaparken ve bu tür gönüllü işleri yaparken de ama esasen yetiştirdiğimiz çocuklara ve belki de örnek olduğumuz gençlere de doğru davranmamız lazım esasında en önemlisi de o galiba çok teşekkürler tekrar evet, evet Neslan seninle devam edersek senin de kariyerin Ünilever'de başlıyor değil mi? Boğaziçi'nden sonra sen de Boğaziçi'lisin. Ee, Ünilever'de başlıyor. Fakat senle beraber hem oturum öncesi hazırlık için e, konuşurken hem de sonra tabii e, araştırdıktan sonra ve videolara bakınca biraz. Ee, şunu gördüm. Sen çalışırken bu, bu meseleyi kafayı bir 10 sene önce falan takmışsın. Evet. evet. yani bu yeni değil senin için. Ve o zaman e, bir program yapmışsınız. Hatta Ergün'le de ...beraber o dönemde sanıyorum yaptığınız bir program var Perakende evet. TV'de. Even diye bir program serisi aslında bu. Orada sen bunu bizim bir Viz e, toplantısında da söylemiştin. Hakikaten o zaman da nota almıştım ben. E, şeyi konuk ediyorsun, Kokkal'ın genel müdürü değil mi Galya Hanım'ı? Galya diyor ki, e, aslında diyor e, kadınla yani satış dünyasında, iş dünyası için e, söylenen bir laf. E, kadınların diyor cam tavanları olduğu kadar... E, yapışkan zeminleri de var diyor. Tamam. Bu aslında hakikaten yani bulunduğun yerden ilerlemekle ilgili endişeleri, yapabilir miyim yapamaz mıyım hepsini e, barındırıyor. E, bir de e, şu da önemli seninle konuştuğumuz gerçekten e, kriz zamanlarında, zor zamanlarda e, pes etmemek, evet. işte kırılmamak ama bükülebilmek, esneyebilmek, bunların da hepsinin içinde barındırdığı Terim, yani İngilizce'de resilience deniyor. Ben evet. çok seviyorum. Yani Türkçesi duygusal dayanıklılık diye çevirdiğimiz bir kelime ama hakikaten bu dayanıklılık ön plana çıkıyor. Yani evet. Duygusal dayanıklılık ön plana çıkıyor. Kadın erkek fark etmez. Şimdi ben senin bu kariyer yolculuğunu, 21 yıl galiba değil mi? Evet. Bu 21 yıllık kariyer yolculuğunu aslında bu perspektifle bize anlatmanı istesem. Tabii seve seve. Herkes hoş geldi. Ee, aynen bahsettiğin gibi, önce dün yoktum ama çok güzel bir e, gün olmuş yine. Ekibim buradaydı ve dediler ki çok güzel bir hikaye anlatıcısı vardı, hikayeleştirme. Evet, çok güzeldi. Ee, güzel iki tane hikaye dinledik. Benimkisi de aynen bahsettiğin gibi Robert Kolej Boğaziçi İşletme. Ee, gözümü ünlü verdi açtım, ee, 19 sene. ...management trainee, finans ve ben de tedarik zincirinden sonra aslında satışa geçtim. Ee, ve satışa geçerken hiç unutmuyorum bir arkadaşım demişti ki... ...Neslihan dizlerin titremiyor mu? Çünkü satış yapmayı... Çünkü sen finans e tarafına başladın değil mi? Evet, finans ve tabii. tedarik zinciri Böyle 8 sene, başladım. 11 sene satış. Titriyor artık aldım e, bu kararı <laughs> demiştim. Hiç çünkü satış yapmadan evet, satış doğru. yöneticiliği. Bir girdim... E, o zaman bir müdürüm vardı şey demişti bir memleketin gibi bir senin de mesleğin olmalı satış mesleğim oldu aslında nerelisin dersen evet. satışçıyım <laughs> derim dolayısıyla bu yolculukta 2010 yılında Ünlever'in ilk kadın satış direktörü oldum Türkiye'nin Ünlever o zaman 63 senedir Türkiye'deydi şimdi o yüzden Galya'nın sözünü önemsiyorum acaba cam tavanlar vardı doğru muhtemelen. Ama yapışkan zeminlerde var mıydı o 63 senede, şimdi çok güzel gençler var görüyorum, e, yetişen ve yetişmekte olan, bizi Tabii. o ilk 63 sene bekleten? Vardı, o yüzden kafayı taktım. Ergün daha o günlerde hiç kimse ve çok az kişi bu konuyu konuşurken yürekten e, bir centilmen olarak buna inanan, şimdi bir de kız babası olarak inanan birisiydi. 12 program yaptık, çok şey öğrendik. Amacımız şuydu Even'la, Şirketler ve insanlar ya da bu işle uğraşanlar birbirinden de öğrensin, birbirine Doğru. öykünsün. Aslında Doğru. şu an Visin de Yapmaya yapmak istediği şey o. bu. Doğru. Bu birbirinden öğrenmek ve öykünmek sırasında girişimciler de vardı. Dün dinlediğimiz Ayşen Zamanpur gibi, işte Kola, Nesle, Unilever gibi CEOları da ağırladık. Fakat benim için kıymetli olan dayanıklılık konusuna geri dönersem ki orada da öyle hikayeler var. Hiç bence zamansız hikayeler var o videolarda. Ee, benim hikayemin dönüşüm noktası, kırılma, kırılmayıp bükülme Bütürme. ve esneme noktası oğlumla oldu. 10 yaşında bir oğlum var Ömer, bugün getirecektim ama sınavı varmış getiremedim dinlesin diye kulakları çınlasın. Ee, ben bu kariyer yolculuğunda devam ederken global bir iş aldım, aynen sizler gibi. Komite diyorum İstanbul'dan yapıyorum ama Ömer giderek rahatsızlandı ve giderek arttı. E Amerika'ya Harvard'da götürdük. Çok ağır bir teşhis koydular. Şöyle bir teşhis koydular. Dediler ki Ömer, altaya organ problemleri, çöküntüleri yaşayabilir ve tüple beslenebilir. Ben şimdi şöyle oldum. Bunu göstermem lazım. Çöktüm. Yani Amerika'da bir otel odasında düşünün. Sonra ben 90 gün boyunca her gece ağladım. Ama dayanıklılık şöyle bir şey. Kökleriniz sağlamsa ki o kökler aile, o güne kadar yaşadıklarınız, şirketiniz, o zaman önüne ver. Onlar yanımda olunca şöyle bir kalktım. Yani fırtına esiyor bu arada yani böyle kalkmadım yani şöyle kalktım hayal edin. Fırtına devam ediyor. Hemen oradan şirketimi aradım. O kadın konusuna da kafa taktım ya. Kul kurar kader güler. Ben insan kaynaklarıyla beraber çalışıyorum. Ünlever'de o dönem bir sürü prosedür çıkarıyoruz. Bunlardan bir tanesi materneti peterneti izinleri, bir tanesi sabbatical dediğimiz ihtiyacınız olduğunda izin alabilme. Hani kul kurar kader güler böyle bir şey. Herhalde ikinci ya da üçüncü kullanan oldum o sabbatical'ı. Hiç onlar yazılırken, o işlere emek evet. verirken bunlar olur diye düşünmemiştim. Kullandım. Neden kullandım? İnanmadım. Başka bir teşhis olmalı dedim. Evet ya da bir yolu olmalı dedim. Nesi olduğunu evde buldum. Gülis. Geri gittim Amerika'ya. Onaylattık. Şu an Ömer iyi. Öncelikle onu söyleyeyim. Instagram'ı var. Takip edin. <laughs> Tek sen Ömer Bulak. Ee, yani 10 yaşında gayet gürbüz falan ama 8 ilaç, bol diyetli bir hayatı var ama bunu kontrol altına aldık. Şimdi buradaki şey şu. O sebe tıkıl 6 ay diye çıktım. 12 ay sürdü. 12 ayın sonunda kontrol altına aldıktan sonra demin sahnede dinlediğimiz Ali Fuat, çok teşekkür ediyorum benim için çok özel bir yeri var. Beni Ünilever'in en önemli satış pozisyonlarından birine sabit Kıl'dan geri koydu. Demedi ki o zamanki yönetim, ya şimdi bu kadar, zamanda, bu kadar evet. zaman oldu bu kızın da çocuğu hasta. Şimdi biz bunu böyle bir hani merkez valisi yapalım <laughs> vardır ya öyle bir terim. <laughs> Merkez valisi falan değil gayet en zor pozisyona koydu. Şimdi bu inanç. Evet, çok önemli. Bu e, destek sistemleri. Evet. Yani kariyerinizi belki de bırakacakken bırakmamanızı sağlayan aileniz, iş yerindeki aileniz ve kendiniz. İşte o yapışkan zeminden aslında çıkabilmenin yolları var. Nedir o? Resilience'ı görüyorum ve bir tık arttırıyorum Gülis. Perseverance. Yeni bir kelime. Şimdi Google'layıp bakın. Perseverance şu demek. Hırs, tutkuyla dayanıklılığın birleşmesi. Tutku ve dayanıklılık sayesinde aslında ben o yolculuğa devam edebildim. Evet burada tavanlar vardı, aşağıda çekenler vardı. E, bu arada satış özelinde de destekleyici birkaç bir şey söylemem lazım. Yani yapışkan zeminlerde şunlar vardı, yani ilk Yerel Zincirler direktörü oldum diyorlardı ki ya şimdi onlar senin müşterilerimiz işte Çağrı, Mopaş, hepsi çok iyi tanır Ergün, e, hepsinin kulakları çınlasın. Daha geleneksel bir grup, bir kadın direktör, nasıl satacak, nasıl yapacak falan. Valla ben giderken ağlayıp hepsiyle sarılıp öpüştüm. ya yani elimi sıkmayacak dedikleri insanlarla dost olduk. Seneler boyu dostluğumuz devam ediyor. O yüzden bunlara da kulakları tıkamak lazım. Yok kadın kadının kurdudur. Şimdi satın almacılarım kadın. Carrefour, Tesco. Diyorlar ki ya sen yapamaz. Kadın kadınla anlaşamaz. <laughs> Alakası yok. Hepsiyle hala görüşüyorum. Yani o yapışkan zeminler veya cam duvarlar, şey tavanlar var, yok değil. Fakat doğru destek sistemlerini kurarsanız, kendinize inanırsanız ve bu tutku ve dayanılıkla mücadeleye devam ederseniz, pes etmezseniz, ee, zor da olsa kadın da satış yapar. Kadın doğum yapıyor ya. Rica ediyorum yani. <laughs> Hani lütfen hani o ağrıyı bazı erkeklere artık. vermişler bayılıyorlar biliyor musunuz o testleri? Yani hepiniz çok kıymetlisiniz bu arada tüm erkek meslektaşlarım. Yani siz olmasanız biz de olmayız, biz olmasak siz olmazsınız. Bu işe öyle bakmak lazım. O yüzden dengeyle bitireceğim. Şimdi barikalama attayım. Yani o yüzden şimdi benim titrem dediğin gibi e, söylendiği zaman böyle şık şık geldik buraya demişsinizdir ki oh ne güzel kadın 40 yaşında, iki sene evvel 40'tım, e, genel <laughs> müdür olmuş. Ondan sonra ama herkesin bir hikayesi var içinde. Hani Cerrahpaşa türküsü var ya, herkesin bir derdi var durur içerisinde. Herkesin bir hikayesi var. Bu hikayede önemli olan nasıl hayatı kucakladığınız. Şimdi ben bütün bunları çok güzel bir yuva olan Ünlüver'de öğrendikten ve deneyimledikten sonra Barikala Bato geldim. Bir rakamlara baktım ben. Ben rakam bakıyorum. <laughs> 70'e 30 erkek. 70, kadın 30. Yönetim kurulu ağırlığı erkek. Şu anki rakamları söylüyorum, iki senede. Yönetim kurulumuz 50-50 denge. E, kadın tarafında birazcık şeyi, ayarı kaçırmış olabilirim. 60 kadın, 40 erkek. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ama niye 60 kadın? Satış hala 40 kadın. Satışın e, ana giriş fonksiyonları şu an kadın. Bir tanesi burada yanımda. Nerede bir parmak kaldırsın Begüm? Göremiyorum seni. En arkada. Begüm en arkada. Tamam. <laughs> e, mesela satış pozisyonlarında çünkü geleceğe yönelik kadın lider yetiştirmek adına. Toparlarsam şununla bitirmek istiyorum. Perseverance. Unutmayın. Yapışkan zemin de var. Yok demiyorum. Cam tavan da var. Ama doğru destekle, doğru sistemle ve kendinize inanarak her şey mümkün. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür gerçekten. Seninki de çok ilham verici bir hikaye. Hakikaten. Teşekkür ederim. E, ayrıca da neyse şimdi bir problem yok o çok iyi. O Allah şükür. çok iyi. Çok Allah şükür. şükür. Evet ve da hiç olmasın inşallah hiçbirimizin çocuğuna. İnşallah. Ben e, gerçekten rezilinsin ötesinde aslında şöyle de kapatmayı düşünmüştüm e, bugün çünkü. E, İnandığım şey şu. iş hayatında bunu da kadın erkek gözetmeden aslında düşünüyorum. Yani bir kere tutkunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu dolayısıyla yani kadının da iş dünyasına katılması, daha fazla sayıda ve sonra da yükselebilmesi için kadının da gerçekten tutkuyla istiyor olması lazım bir. Ondan sonra da dediğin gibi hepinizin hikayesinde de gördüm Azim işte Türkiye'de de yurt dışında da bulunduğunuz ve yaptığınız pozisyonlar itibariyle. Demek ki yani bu hikayeler nasıl ilham veriyor? hakikaten yani tutku ve azim olduğu sürece ve herhangi bir şekilde yapabilmeyi çok fazla kafanda tartışmadığın sürece, zaten donanımlıysan ve çalışıyorsan ve çabayı gösteriyorsan yapabileceğin kesin. Aslında bu dengeye kavuşmak çok da uzak değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi gayet renkli bir oturum olduğunu düşünüyorum. Sağ olun dinlediğiniz evet, için.